Efendim iyi akşamlar, hoş geldiniz, şerifler verdiniz hepiniz. Böyle hala ve hala pandemi koşulları olmasa biraz daha hepimiz ön taraflara toplanalım. Madem sosyal medya, televizyonculuk falan konuşacağız, biraz daha fotoğrafta bir bütünlük olsun diyecektim ama bu şartlarda demiyorum. Eminim haftanın ilk günü çok büyük bir bölümümüz, hani yoğun bir mesaiden çıktık, buraya geldik. Evde ve şu anda aklımızda 1 milyon tane iş var. Bu nedenle bu en azından benim keyifli geçirmeye çalışacağım 2 saate teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Duyurulardan görmüşsünüzdür ama çok büyük bir bölümünüz belki tanımıyordur. Çok naçizane hemen vaktinizi almadan bir kendimi tanıtayım. Ondan sonra şimdi buraya tabii eğitim denmiş ama yani eğitim vermek çok haddimize değil. Hasbelkader küçük yaşlarda başladığım televizyonculuk yaşamını halen devam ettiriyorum. 23 yıllık bir deneyimim var televizyonculukta. Özel kanal, yerel kanal, devlet kanalı, küçüğü büyüğü hepsinde çalışma şansına sahip oldum. Bu 23 yılın 16 yılı tarım sektörüne ilişkin yayın yapmakla geçti ki hala da geçiyor. Buralardan aktaracaklarımın içerisinde naçizane yani eğitim olabilecek küçük bir anekdottan ders bile demiyorum bir şeyler çıkartabilirsek ne mutlu hepimize diyeceğim. Eminim ikinci bölümde ben de sizlerden çok şey öğreneceğim. Efendim Galip Umut Özdil, dostlar Umut der. Birbirimize hitap ettiğimiz bölümde Umut derseniz de çok sevinirim. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema bölümünden 2000 yılında mezun oldum. Ve ta öğrencilik yıllarımdan itibaren televizyon yayıncılığına başladım. Şimdiki adı Bengi Türk TV olan Işık TV'de daha üniversitenin 2. sınıfında başladım bu işe. Bunu şunun için anlatıyorum, böyle uzun bir özgeçmişti, akşamın bu vakti canını sıkmak istemem. Siyasi televizyonculuğun da iyi kötü ne olduğunu daha küçük yaşlardan itibaren yaşayarak öğrenme şansına sahip oldum. O bölümlerini anlatacağım. 8 sene TRT Bu Toprağın Sesi isimli tarım programını hem hazırlamasına yardımcı oldum hem de bir fiil sunuculuğunu yaptım ama orada öyle bir yapı vardır ki aslında canlı başladıktan sonraki bütün aşamalarını aslında sunucu götürür. Rejiden size çok fazla bir destek olan olmaz. Artık orada ne biliyorsanız onu yapmak zorunda kalırsınız. Sonra o bölüme tekrar döneceğim ama bu sadece bir tanıtım bölümü. 2012 yılında TRT bitti. Dolayısıyla biz yine işsiz kaldık açıkçası. Ama orada o kadar güzel dostlar edinmişim ki hiç medya benim peşimi bırakmadı. Bir kısmının adını duydunuz, bir kısmını duymadınız. Sırayla söyleyeyim. Burada Antalya'da VTV ile Yalçın kardeşimle beraber çalıştık. Bereket TV'de çalıştım. Çiftçi TV'de çalıştım. Hala Çiftçi TV yayın hayatına devam ediyor. Son 3 yıldır da Agro TV'de çalışıyorum. Naçizane Kartvizm'de de kanalın Ankara temsilcisi yazıyor. Her hafta program yapmaya gayret gösteriyorum. Bunun yanında Gazete Pencere'de ve Gıda Hattı'nda da benden bir önceki çok değerli büyüğüm Ali Ekber Yıldırım'ın yanında tabii ki yazarım demek haddim değil ama ufak tefek böyle çiziktirmelerimiz de oluyor tarım sektörüne yönelik. Şimdi çok güzel bir isim konulmuş tarım muhabirliği eğitimi. Ben hem Antalya Ticaret Borsası'na hem de Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ne Sayın Başkan'la lütfetmişler. Çok teşekkür ediyorum en başta sizlerle buluşturduğu için. Bir kere adını muhabirlik koydukları için çok teşekkür ediyorum. Burada çoğumuz biliyoruz ve o bölümleri geçtiğimiz gün zaten Ali Ekber Yıldırım abi anlatmıştır. Uzatmayacağım ama bu işin temeli tabii ki muhabirlik. Sahada olmanız, o sahada o vakti ayırabilmeniz, gerçekten bir konu hakkında tüm tarafların neler söylediğini iyi kötü yerinde deneyimleyebilmeniz son derece önemlidir. Özellikle tarım gibi hani spesifik diyebileceğimiz bir konu başlığında çalışıyorsanız. İşte ben TRT yıllarında buna gerçekten çok fazla vakit ayırma şansım oldu. Türkiye'nin her iline ama yani istisnasız 81 ilin tamamına, büyük ilçelerin tamamına gittik. Ama şöyle gittik, Antalya'ya gelip de denizi görmeden gittiğimiz zamanlar oldu. Çünkü biz dağ köylerinde dolaştık. Korkut elinde çok dolaştık. Özellikle kırsal kesime baktığımız zaman hani bir yere gittiğimizde hepimiz yaşıyoruz. Biz de çok yaşadık. Böyle hani en iyi yerlerde ağırlamaya çalışıyorlar. Misafir olduğumuz yerler, oranın kamu kurumu temsilcileri falan ama biz onlara o zaman yani TRT hala o kamusal yayıncılık anlayışını devam ettiriyordu. Şimdi de öyle ama ben en azından şahsi fikrim
çok yaygın olmadığını o görüşün söyleyebilirim açıkçası. Bu da ufak bir eleştiri olsun. Aramızda TRT'den çok değerli bir büyüğümüz var. Beni de affetsin. Sadece şahsi görüşümdür efendim. Şahsi görüşümdür. O zaman öyleydik biz. Dediğim gibi nereye giderse kırsala gerçekten hani sosyal ve ekonomik seviye açısından çok düşük kalmış değil, çok düşük bırakılmış kesimlerin arasında onların sorunlarını yansıtan programlar yapmaya gayret gösterirdik ve kırsal alanda çok fazla sayıda hem dostumuz oldu hem de her konu hakkında iyi kötü çiftçi, üretici ne düşünüyor biraz onları deneyimleme şansına sahip oldum. 8 sene içerisinde orada kazandığım ne varsa aslında şimdi yeni yayıncılık anlayışında birazdan detaylarına girmeye gayret göstereceğim. Bunu biraz deyim yerindeyse satmaya da gayret gösteriyorum. O nedenle bilmiyorum şimdi ne kadar vaktiniz var ya da çalıştığınız ya da yönetici olduğunuz kurumlarda hani ekonomi muhabiri var, polis adliye muhabiri var, ne bileyim magazin muhabiri var, siyasete bakan var, büyük kurumlarda her siyasi partiye ayrı ayrı bakanlar var. En azından Ankara'da böyle. Hani Antalya'nın ortamını çok bilmiyorum. Lütfen siz de beni ikinci bölümde o konuda doyurunuz. Ben de öğrenmiş olayım. Ama tarım haberlerine genellikle yani buğdayla arpayı birbirinden ayıramayan, domatesin Migros'ta yetiştiğini zanneden, çoğu da genç olan ekonomi muhabiri arkadaşlarım bakıyor. Biz basın toplantılarına gittiğimiz zaman tabii bir basın bülteni dağıtılıyor. Ya inanın şu sorularla ben karşılaşıyorum. Tamam bu basın bülteni dağıtıldı ama bunun ben neresini ön plana çıkartayım? Nasıl yazayım? Bir soru sorulacaksa eğer, yani karşıdaki kişi, kaynak kişi soru cevap kabul ediyorsa eğer, ben buradan hangi soruyu çıkartayım diye soran ve o anda o toplantıda bulunan çok genç arkadaşlarımla beraber oluyorum ama o ortamda bunları söyleyebilmek nasıl yapacaksınız? Yani 16 yıllık bir deneyimi yani 3 dakikanın içerisinde basın toplantısını düzenleyen kişi salona girmeden vermeniz mümkün değil. Böyle bir şey yok. Ya tek tavsiyem şu oluyor, en azından şu konu başlıkları önemli, bunları bence biraz ön plana çıkar diyorum ama geri dönüp baktığımda, o haberi açıp baktığımda, o muhabir arkadaşımın haberini açıp baktığımda, o basın bülteninin hemen arkasında işte hepiniz bilirsiniz dedi, ifade etti, vurguladı, altını çizdi gibi bir sürü haber yüklemlerini üst üste ekleyip hiç konudan bir haber, yanlış bilgi de olsa oralara konulmuş şeyler. Şimdi efendim, bunun düzelmesi için gerçekten Sayın Başkanım çok daha iyi değerlendirir bunu. Ekonomi muhabirliğinden bunu biraz çıkarıp tam burada yazdığı gibi aslında madem tarım sektörüne ve herkes şu anda bildiğiniz mevcut koşullardan teker teker saymak istemem ama herkes tarımı ve gıdayı konuşuyor. Kimi tarladan konuşuyor, kimi süpermarketteki fiyattan konuşuyor ama herkesin gündemi tarım ve gıda. Canımızı cebimize en çok bu yakıyor. Demek ki bu işte biraz daha uzmanlaşmak, hatta biraz daha kelimesi de az oldu. Çok fazla, çok yüksek derecede daha doğrusu uzmanlaşmak gerekiyor ve ben şuna gerçekten inanıyorum. Bakın 16 yıldayım hani 23'ü saymayayım, başka alanlarda da yayın yaptım çünkü 16 yılın hani verdiği nacizane tecrübeyle bu konuda doğru haber, doğru televizyon programları yapabilen arkadaşlarım önümüzdeki dönemde tematik yayıncılığın daha çok ön plana çıkmasıyla birlikte gerçekten aranır insanlar olacaklar. Şimdi bu eğitim sürecinde çok değerli konuşmacılar olacak. Ben ders demeyeyim, ismi öyle konulmuş ama bu konuşmacıları biraz daha genişletelim derseniz, belki 7-8 ismi daha koyarsınız. Ya bir tık daha genişletelim derseniz inanın karşınıza isim çıkmıyor. Bu nedenle ben özellikle çok genç olan değerli dostlarımdan bu alanda uzmanlaşmalarını rica edeceğim. Ama bu nasıl olacak? Ben bunu çok şanslıydım. Yaşayarak elimden geldiği kadar yapmaya gayret gösterdim. Şöyle. Yıl 2005 TRT'de başlıyoruz. İlk konuğum Tarım Bakanı olacak. Yeni yayın dönemi TRT Bakanlığı yayınlanacak. Bu bir hani adı konulmayan bir kuraldır, ritüeldir. Ama ben inanın çok fazla şey bilmiyorum. Sadece Tarım Bakanlığından kalan birkaç eğitim filminden kulağımdan kalan şeyler. Deli gibi çalışmaya başladım. %90'ını anlamasam da tarım konusunda yazılmış hani şeyleri zaten yuttum da. Hani tarım ekonomisini, tarım ekonomi politiğini anlatan kitapları zaten yuttum ama işin tekniğiyle ilgili olan, yani bu nasıl budama yapılır, bu tohum nasıl ekilir, karık sulama nedir, damlama sulama nereden çıkmıştır, avantajları nelerdir varana kadar. Dediğim gibi ilk etapta %80'ini, %90'ını anlamasam da başta Ziraat Mühendisleri Odası olmak üzere tüm kaynak kitapları deli gibi, yani bildiğiniz
salonun ortasına sanki bir ortaokul öğrencisi gibi yatarak, o kitapları açarak, notlar alarak sadece o kelimeler dilime yerleşsin diye okumaya çalışmaya başladım. Günde program 2 saatti. Bir sonraki günde çalışmak da yaklaşık 4-5 saat sürerdi ve herkesin mesaisi biterdi ama ben evde genellikle uykumdan feragat ederek 4-5 saat daha hem bir sonraki günün konusuna sadece yapımcının bana verdiğiyle yetinmezdim. Hem de kaynakları taramaya başlardım. Bunun avantajlarını da birazdan anlatayım. Birincisi bu. İkincisi, ertesi gün gündeme gelecek konularla ilgili daha önce benden daha deneyimli olan gazeteciler ne yazmış? Konuyla ilgili sivil toplum örgütleri hangi raporları yayınlamış? Bunları teker teker bulur, araştırır, indirir. Bunların da artık yani gerçekten yemin ederim dipnotlarına kadar okumaya gayret gösterirdim ki o dipnotlar beni kaynakçalara, kaynakçalarda çok daha derin kaynaklara mutlaka ulaştırırdı. Büyük bir mesaimi okumaya verdim. Yetmedi, yetmez. Programa konuk olacak olan kişi daha önce o konuda neler söyledi, o söyledikleri doğru muydu, geçmiş okumalarımla onları bir araya getirmeye de çok gayret gösterirdim. Ve hani günlük yayın periyodunda olduğumuz için mutlaka konuğumun karşısına tam anlamıyla hazırlanmış, konunun kanuni geçmişini bile bilen, yani 1923'te, 24'te, 1960'ta her neyse o konuda bir kanun yayınlandıysa onun nasıl uygulandığını, gerçekten sonuca ulaşıp ulaşmadığını da bilen, eğer biraz politik bir şey konuşuyorsak eğer, geçmişe yönelik hangi rakamların olduğunu ya ezberimde ya da notlarımda mutlaka olurdu. Bu bana şunu sağladı. Birincisi şu oldu. Biliyorsunuz bu şu anda da geçerli bu. Panellerde böyle sempozyumlarda falan bazen zaman zaman beni sağ olsunlar moderatör olarak da davet ediyorlar. Ama ben şunu gözlemliyorum. Siz istediğiniz kadar çalışın. Panelist bildiğini anlatıyor. Yani siz istediğiniz kadar çok güzel, spesifik, özlü bir soru formüle edin. Panelist bildiğini anlatıyor. Çünkü o canlı yayınlanmıyor. Ama televizyon programlarında efendim çok böyle olmuyor. İki mesaj veriyorsunuz bu yoğun çalışma sürecinde. Birincisi izleyiciye. Televizyon programlarında madem alt başlığımız TV'de tarım yayıncılığı ve sosyal medyada. Televizyonda efendim hani bunu televizyon olarak değil de bir ekran olarak düşünelim. Yani YouTube'da bunun içerisinde olsun, o şimdi çektiğimiz kısa videolar da içinde olsun. İlk 3-4 dakika son derece önemli. Bu bilimsel bir gerçek. Sizler de zaten bunu biliyorsunuz. 3-4 dakika içerisinde yakaladınız. Yakalayamadınız. Çok fazla sayıda tarım bile olsa konu alternatifiniz var. Ve herkes artık hani dillere pelesenk olmuş aynı soruları hemen hemen aynı konuklara tekrarlayıp duruyor. Şunu da çok iyi gözlemlemişsinizdir. Mesela bir konu et fiyatları gündeme geliyor. Bir bakıyorsunuz ki örnek veriyorum sadece. İşte Et Üreticileri Birliği Başkanı saat 11'de bir haber kanalında 11.30'da aynı konularla, aynı sorularla aynı adam başka 12 böyle yarım saatlik periyotlarla 7-8 tane haber kanalını dolaşıyor. Ve siz bununla böyle tarım ve gıda yayıncılığı yaptıklarını zannediyorsunuz. Hayır. Biz çok 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 mecbur olmadığımız sürece bir kere o konuyu silerdik. Ondan sonra açardık bu konu hakkında kimler konuşabilir diye bir liste yapardık. Teknik imkanları ölçüsünde kimi zaman 3, kimi zaman 4 kişiyi misafir ederdik stüdyoya ve farklı insanlarla konuşurduk. Az önce paylaşmaya çalıştığım o bilgi birikiminin de iki tane yararı olduğunu söylemiştim. Birincisi izleyici için. İzleyici için şu. İlk 2-3 dakika çok önemli. Açılış konuşmasına başladınız ve öyle bir giriş yaptınız ki izleyici artık şu mesajı aldı sizden. Evet, bu çocuk, bu sunucu, bu kız, çocuğu her neyse bu işi biliyor. Ben önümüzdeki 40, 50, 60, 70, 100 dakika boyunca her neyse evet bu programda kalırsam ben doğru şeyler öğreneceğim. Buna eminim mesajını o bilgi birikiminizle veriyorsunuz. Bu izleyiciye verdiğiniz mesaj, biz bunun ekmeğini çok yedik, hala da yiyoruz açık söyleyeyim. Bakın program 2012'de bitmesine rağmen. İkinci mesaj konuğa, az önce söyledim ya panellerde, siz ne isterseniz isteyin, o bildiğini anlatıyor. Böyle bir psikolojiyle geliyor yayına. Sizin konuyu bilmediğinizi, acemi olduğunuzu, iki kelimeyi de bir araya getiremediğinizi programın ilk dakikalarında anlıyor. Bunu bir parantez açarak şunu söylüyorum. Çok profesyonel konuklardan bahsetmiyorum. Onlar zaten profesyonel. Yani X Derneği'nin odasının başkanından falan söz etmiyorum ben. Bunu köyün muhtarı, hatta bırakın muhtarı, hiç idari bir görevi olmasın. Bildiğiniz tarladan bulup Ankara'ya getirdiğiniz, misafir ettiğiniz köylü kardeşiniz bile anlıyor. Evet, bu gerizekalı, hakikaten zihnindeki düşüncesi bu. Ben buna istediğimi söylerim.
Anlatırım. Neye göre anlatırsın peki? Bir kere kendi yaşanmışlığıma göre anlatırım. İki, varsa siyasi görüşümü anlatırım. Eğer X kurumunun bir yöneticisiysem kendi delegeme göre anlatırım. Ya da ilgili olduğum kamu kurumlarına o anda yalakalık yapmam gerekiyordur. 3 gün sonra bir projem geçecektir. Ona göre anlatırım mesajını verdirmemeniz gerekiyor ki işte bilgi birikimli bir yapımcı sunucu bunu sağlıyordu. Öyle bir giriş yapıyordunuz ki soruya adam birdenbire irkiliyordu ve siz onu sonuçta en fazla 1 metre yanınızda oturuyor adam. Siz onu hissediyordunuz. Ha ben bunu aldatamam. Ben az önce söylediğim sayıklarla konuşursam bu beni bir yerde mutlaka bozar. Efendice bozar ama mutlaka bozar. Ben o zaman bu işin doğrusu neyse kendime göre dilimin döndüğü ölçüde ben bunu anlatmalıyım psikolojisine soktuğunuz anda o program artık sizindir. Öbür türlü olduğu zaman televizyon programı konuğun sazı alıyor eline, istediği yere götürüyor. İnanır mısınız? Yani 100 yayından 100'ünde bunu sağlayabildin mi Umut kardeşim derseniz tabii ki de hayır ama çok büyük bir bölümünde sağladım. Sağlayamadığım yayınlarda da şunu hissettim. Programın sonunda aldığım notlar edindiği hiçbiri gündeme gelmemiş. Daha ilk sorumu bile hatırlamıyorum. Adam almış sazı eline götürmüş. Benim de acemiliğime denk gelmiş demek ki. Ya da o günkü psikolojiniz kötüymüş. Çok hakim olamamışsınız programa. Ve sizin amacınıza ulaşmamış program, konuğun amacına ulaşmış. Bunları yaşamamak için gerçekten hani son derece motive bir şekilde yayına çıkıp bu kadar da bilgi sahibi olmanız gerekiyor. İşin bir diğer boyutu da bu. Şimdi bir üçüncü boyut, aslına bakacak olursanız hem izleyiciye hem bu konuğa bu mesajları uzun süre verdiğiniz zaman hem TV yayıncılığında hem de sosyal medyada bana göre en önemli izlenme, görülme kriteri olan tiryakilik meselesine geliyorsunuz. Adam artık 15, 20, 30, 40, 50 yayından sonra diyor ki evet yani bu belli bir matematik üzerine kurulmuş, bu da benim hoşuma gidiyor ve her gün ya da işte periyodunuz neyse artık ben bu saatte bugün de bunu bulacağım diyor ve artık sizden kesinlikle kopmuyor. Yani bu istikrarı sağlamak da son derece önemli. Her iki türde de hem televizyonda hem de sosyal medyada. Tabii sosyal medya içerisinde tabii hitap ettiğiniz seviye kitle bunlar son derece önemli. Vahide kardeşim sağ olsun başlığa sosyal medyayı da ekledi ama yani o konuda böyle çok çok müthiş bir bilgi birikimi açıkça söyleyeyim aktaramayacağım. Ben biraz daha televizyon özelinde gideceğim ama iyi kötü sosyal medya ile ilgili özellikle pandemi döneminde uzaktan da çok eğitime de katıldım. Televizyonla bağdaşan çok fazla sayıda şey var. Sayın Başkanım daha iyi bilir. Aslında aynı konuyu her iki mecra içinde farklı alanları var ama ortak düşünebilir. Şimdi gelelim efendim üçüncü mevzuya. O da şu. Zor soru sormak. Yani konuğunuz kim olursa olsun, ünvanı ne olursa olsun. Belki dünyanın öbür ucundan getirttirdiniz. Bir kere o sizin konuğunuz, misafiriniz. Bütün bunları yaparken ama şuna da çok dikkatli olmak zorundasınız. Programın yıldızı konuğunuzdur. Siz çok şey bileceksiniz. İyi soru soracak kadar en azından bileceksiniz ama kesinlikle kendinizi çok ön plana çıkartmayacaksınız. Bu işin kuralı. Eğer bu programın yıldızı benim derseniz, konuğa bunu söylerseniz birdenbire konuğun motivasyonu düşer. Programın çok büyük bir bölümü süre açısından konuk üzerinden gideceği için siz istediğiniz reytingi alamazsınız. Bu arada şu da önemli. Programın yıldızı konuktur ama o yıldızı ne kadar parlatıp parlatmamak da biraz size kalmış. Şimdi adı isterse Cumhurbaşkanı, isterse Başbakan, isterse Bakan olsun. Ne olursa olsun. Şunu biz kesinlikle yapıyorduk. Ha yani bunun devlet özeli yok. Özel kanalda da yapıyoruz. Ben bir konuğum geldiğinde onu yani başbakan gibi hissettiririm. Yani o oraya gelmekle zaten bunu hak ediyor. Sen köylüsün, sen muhtarsın, sen basit bir köylü kooperatifinin bir yöneticisin demem. O benim için artık oraya geldiyse, beni kırmadıysa bir numaradır, yıldız odur. Ve bunu sadece programın içerisinde değil, programın dışında da böyle hissettirmeniz son derece önemlidir. Hem kültürümüz tabii bunu gerektirir, hem de programın çok verimli olması açısından bu son derece önemlidir. Konuğun kendini çok çok önemli hissetmesi. Ama bu şunu da beraberinde getirmez.
İstediğinizi sorayım. Konu başlıklarını bana verin, ben onları aktarmaya gayret göstereyim. Bunlar değil kesinlikle. En zor soruyu en deve dişi konuğa lisan-ı münasiple sorabilirsiniz. Mesela madem tarım konuşuyoruz, tarımda her konuda olduğu gibi araştırma geliştirme çalışmalarının son derece önemli olduğunu biliyorsunuz. Ar-Ge'siz iş yok. Az önce üstadımla da dışarıda konuştuk bu konuyu. Mesela diyelim ki Ar-Ge ile ilgili bir hoca ya da bir kamu görevlisi aldınız ve Türkiye'deki tarımsal Ar-Ge çalışmalarına aktarılan kaynakların yetersizliğinden söz ettirmek istiyorsunuz örneğin. Şöyle sorarsanız cevap alamazsınız. Efendim Türkiye'de tarımsal Ar-Ge çalışmalarına ne kadar kaynak aktarılıyor dediğiniz anda adam sizi eline alır, öyle bir kaynak aktardığını anlatır ki zaten çoğumuzun da yaptığı hatadır. Milyon dolarlarla milyarlar birbirine karışır. 2-3 defa da kendi bazen de bilerek bunları birbirine sokar. Ondan sonra da siz o 3-4 dakikanın sonunda şunu da vay be Türkiye'ye bakar mısın? Tarımsal Ar-Ge konusunda dünyanın bir numarasıymışız. Benim de haberim yokmuş. Allah benim belamı versin dersiniz. Oysa ki aynı soruyu şöyle sorarsanız nasıl cevap alacağınızı sorudan sonra söyleyeceğim. Efendim bildiğiniz gibi Ar-Ge'yi OECD ülkelerinde %3.8, Amerika'da %5, Avrupa Birliği ortalaması %4 kaynak aktarılıyor. Türkiye'de de bu oran 100.1 civarında birazcık geçti. %1.02. Tarıma baktığımız zaman da yine gelişmiş yapılarda %20'si aşağı yukarı tarıma aktarılırken bizde bu oran %3'ü geçmiyormuş. Bunu nereden söylüyorum? Hani programa çalıştık ya, okuduk 2019 yılındaki Tarım Şurası'nın Ar-Ge sonuç raporunu. Orada yazıyor aslında bu. Bizim de durumumuz buymuş efendim. Ar-Ge'ye aktarılan kaynaklarımız konusunda ne söyleyeceksiniz dediğinizde adam sapır 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 dökülmeye başlıyor. Siz de izleyicinize doğru bilgi vermeye başlıyorsunuz işte tam o anda. Yani adam diyor ki evet verdiğiniz örnekler doğru, o ülkeler, o gruplar, o birliktelikler çok fazla. Biz de inşallah diyor o kaynaklara ulaşacağız. Şöyle bir alanda gelişme göstermemiz gerekiyor. Devletimizin daha fazla kaynak aktarması gerekiyor. Ben bir bakanımızın aklından şu sözü bile duydum. Yani o kadar böyle elimde olduğu kadar naif bir şekilde sıkıştırmaya çalıştım ki adamcağız en sonunda ya canlı yayında var YouTube'da bakabilirsiniz. Şey dedi adam yani kardeşim bütçe meselesi daha ne yapalım? Bu ne demek? Param yok bu kadar ayırabildim demek. Yani yeri geldiği zaman en üst düzeye bile bunu söyletebilme yetisine sahip olmak için gerçekten o konuyu birazcık da birazcık değil çok daha fazla bilmek gerekiyor. İşin bir yönü de bu. Burada özellikle çok genç değerli kardeşlerim var. Benim bir numaralı tavsiyem bunlara o olacaktır. Yani bilmekten başka ne yazık ki bir şansım yok. Müsaadenizle hem bir su içeyim hem de bir notuma bakayım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu arada vay de bitirmem gerektiği zaman bana söyle. Şöyle bir durum da var. Tam arkamda 4000'e yakın televizyon programı var. Değerli dostlarım. Yani yıl 365 gün bunun hafta sonu günlerini, bayramları, seyranları, yayın dönemlerini falan çıkardığınızda bu 4000 yayın gerçekten Türkiye'nin bir rekoru. Ben bunu çok araştırdım, çok sordum, soruşturdum. Hakikaten Türkiye'de bu kadar çok fazla sayıda naçizane program hazırlayıp tarım konusunda tabii ki başka bir televizyoncu yok. Bir de şöyle bir şey var, bugün ölsem bu rekoru geçecek uzun süre kimse de yok. Bak vay da bu bölümü verebilirsin. Bak ölsem dedim ya çok ilgi çeker ha. Yarın bir gün ölürsem bunu ver. İşte sosyal medya konuşmuyor muyuz? O insanlar bunu istiyor. Öldü adam görüyor musun rekortlanmış falan diye. Bunu istiyor sosyal medya. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu 4000 sayısını niye verdim size? O da şundan kaynaklanıyor. Çok fazla sayıda program üretmek tamam bir deneyime sizi getiriyor muhakkak. Sizin huzurunuzda en azından konuşma hakkını nacizane veriyor. Ama ve lakin bir de şöyle bir tembelliği beraberinde getiriyor ki hiç eğip bükmeyeyim o tembellik bende yavaş yavaş başladı. Konular çok fazla değişmiyor. Konu başlıkları çok fazla değişmiyor. Rakamlar değişiyor, aktörler değişiyor, başkanlar değişiyor. Başkanlar da artık değişmiyor. Bir de o var. Şimdi artık aynı konuları değişik verilerle evirip çevirip farklı sorularla
gündeme getirmek noktasında artık yaratıcılığınızı yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorsunuz. Ben bunu yaşadığım ilk anlardaki 3-4 sene önce yaşamaya başladım. Bir adım umut olmasına rağmen çok büyük bir umutsuzluğa düştüm. Yani umutsuzluk da şu, ben aynı soruları sorarak aynı konularda ben 10 sene daha belki Allah ömür verirse bu işten para kazanabilirim hala. Kimse de bana bir şey demez çünkü mevzu değişmiyor. Ama izleyiciye ne vereceğim ben? Şimdi X kanalı da girdi maliyetlerin yüksekliğini ve ürün yani çıktı fiyatlarının yüksekliğini, enflasyonu konuşuyor. Gübre pahalı, mazot pahalı, işte ilaç pahalı, tohum pahalı diyor. Enflasyon belli zaten resmi rakamlara göre bile %100'ü geçmiş, uçmuş gitmiş. Şimdi bakıyorsunuz oradaki haber spikerlerinin sorularını. Adam burada enerji politikası da konuşuyor, sulama da konuşuyor, tarım da konuşuyor ve siz de hemen hemen bir de artık herkes o kadar uzmanlaştı ki günlerce hep tarım konuşuyoruz pandemiden beri. Artık sizin sorularınız çok onlardan farklılaşmamaya başlıyor. O zaman körelmeye başlıyorsunuz. Ben pandeminin ilk yıllarında bunu hissetmeye başladım. O zaman da kendime şöyle bir yol buldum. Madem bunu, bir de o programlar çok reyting alır. Televizyonda her şey reyting çünkü. Sürem kalırsa ona da biraz gireyim. Her şey reyting olduğu için bir müddet sonra benim bunlardan bir farkım kalmadı. Reytingim de düşmeye başladı. Ben ne yapayım diye düşündüğümde konularımı farklılaştırmaya başladım. Gübre pahalı, mazot pahalı herkes konuşuyorsa kardeşim ben başka bir şey konuşayım. Ne koyayım tarım içerisinde? Ne konuşayım peki? Ben şunu konuşayım. Mesela bir kırsal kalkınma dediğiniz şey nedir? Türkiye'de kırsal kalkınma yatırımlarına yeterince destek veriliyor mu? Biraz bunu konuşayım dedim ve inanır mısınız ha çok büyük reyting TRT'de var da şimdi tematik tarım kanallarının reyting ölçümünü bilmiyorum ben. Yani bize gelen mesajlardan sonra program YouTube'a yüklendiğinde izlenme sayılarından falan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz ama hitap ettiğiniz kitle de öyle çok fazla sayıda o platformlara girmediği için net bir şey söyleyemiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Özellikle konuyu farklılaştırıp insanları hani tematik yayıncılık bireyseldir ve doğrudan o insanın kendisine dokunur ya. İşte oralara dokunduğunuz zaman hem genelden uzaklaşıyorsunuz hem herkesin konuştuğunu konuşmamış oluyorsunuz. Bir diğer yandan da kendi içinizde akşamları böyle yastığa başınızı koyduğunuz zaman huzurunuz da artıyor. Evet ben bugün birkaç tane insanın daha hayatına dokundum diyorsunuz. Öbür türlüsü artık birazcık en azından benim gözümde bunu yapan çok değerli dostlarım da var. Hepsi arkadaşlarım da var. Belki dinleyecekler, izleyecekler ama alınmasınlar. Samimi görüşüm çünkü artık geri kalan kısmı tribünlere oynamak. Bir de şöyle bir durum var. Tamam Türkiye'de siyasi atmosfer hiçbir zaman seçimden bağımsız düşünülemiyor. Ya bir referandumumuz var 200 senede ya da bir seçimimiz var. Şimdi bir tanesine yaklaşıyoruz. Ben şunu yani hem adli anlamda hem de manevi anlamda çok ekmeğini yedim efendim. Ben hiçbir konuya ideolojik yaklaşmadım. Herkesin olduğu gibi benim de bir siyasi görüşüm var tabii ki. Ama bir konuyu değerlendirirken kesinlikle onu ikinci plana bıraktım. Eleştirilmek gerekirse karşımdaki eğer bir siyasi konuksa ya da bir hükümet temsilcisi ise ne olursa olsun çok lisani münasiple az önce örneğini verdiğim gibi eleştirdim. Övülmek gerekiyorsa da gerçekten ya bu benim siyasi görüşme uygun biri değil ben bunu niye övüyorum ki kesinlikle demedim. Ve yayından çıktıktan sonra gerçekten hem kendi idarecilerimden hem de izleyicilerden çok çok büyük övgüler aldım. Size samimiyetle şunu söyleyeyim. Bilen arkadaşlarım biliyor. Ben TRT'de çalışırken tarım kanallarının hiçbiri yoktu. Tek tabancaydık. Belki biraz da bunun verdiği avantajla mesela Growtech'e gelirdik tarım fuarına. Yayınımızı bitirirdik. Arkadaşlar fuarı gezerdi. Ben fotoğraf çektirmekten ya da dert dinlemekten inanın bulunduğum yerden ayrılamazdım. Şehir merkezinde beni bir Allah'ın kulu tanımazdı. Tek tük böyle dedesi babası belki bir tarımcı olan da hani hasbelkader sabah görmüş belki birkaç kişi tanırdı. Ama inanın Pergeli şehrin merkezine koyun şöyle 10 kilometrelik bir daire çizin. Dışına çıkın arkamdan farkım yoktu. Ha şimdi o kadar değil. Şimdi kırsalda da çünkü çok fazla sayıda artık tarım tematik tarım kanalı var. Herkesin alternatifi sosyal medyada girdikten sonra orada da bağımsız içerikler üretenler var. Çok fazla ama sonuçta geldiğimiz nokta onlardan aldığımız geri dönüşler her zaman bizler için son derece önemli oldu. Tematik özel kanallar deyip duruyorum. Bunlar tabii TRT gibi çok geniş imkanlarla ya da bir maddi bağımsızlık içerisinde çalışmıyorlar. Bunların hepsinin reklama ihtiyacı var biliyorsunuz. Dediğim gibi her şey reklam. Reklam dediğimiz zaman bir de karşımıza konuşmamız gereken bir konu başlığı daha çıkıyor. Yorulmadık değil mi? Bana konuşayım diye para ödüyorlar. Ben konuşurum sabaha kadar.
Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Sponsorluk. Şimdi değerli dostlar, büyüklerim bilir, sponsorlu yayın çok gelecektir karşınıza eğer televizyonculuk ya da sosyal medyada bu işi yapıyorsanız. Ve öyle bir gelecektir ki adam verdiği 1500, 2000, 3000, 5000, 10.000, 100.000 her neyse, paranın burada önemi yok, sizi satın aldığını zanneder. Bu çok acı bir şeydir. Ve sizin patronajınız da o sizi satın aldığı imajını doğrudan bu kelimelerle olmasa da size söyler. %90'ı söyler, çok idealist bir yapıya sahip değilse. Şimdi bu ikisinin yarattığı baskı. Bu baskı şöyle bir baskı. Bir, hele benim gibi naçizane ufak bir geçmişiniz varsa, ya ben ne yapıyorum arkadaş, ben bırakayım bu işi noktasına kadar getirir. İkinci bir baskı da şu. Ben sponsor olan kişinin istediği formatta konuşamazsam o kanalda 40-50 kişi daha ekmek yiyor, onların geliriyle oynamış olurum. Tamam, ben asbelkader belki başka şeylerden para kazanıyorum ama ve lakin onların tek ekmek kapısı orası. Sekteye uğratmak istememin baskısını üzerinizden atmanın bir yolunu bulmanız lazım sponsor. Bu gazetecilik için de geçerli. Buradaki baskıyı ben televizyonculuk anlamında şöyle egale ettim. Parasını bilmezsiniz bunun. Derler ki şu X iş adamı, işte atıyorum bir gübre fabrikasının sahibi sponsor oldu. Bakarsınız onun reklamlarına. İşte bizim gübremizi atarsanız veriminiz %30 artar gibi bir sürü sosyal medyada reklamlar diyor. Peki. İşte şöyle bir projemiz var. Bunu yaptık. Çiftçiyle buluştuk. Demonstrasyon yaptık. Şurada Arge'ye bu kadar kaynak ayırdık. Yazmış. Daha önce bir sürü yere yine paralı mülakat vermiş. Çok belli. Ve sizden bunu istiyor. Yetmez. Bir de size soru gönderir. Bana bunları sor. Neden? Çünkü 3000 lira verdi. Sizin 15-20 dakikanızı satın aldı adam kendi gözünde. Bunu onu eleştirmek için söylemiyorum. Ticaret adamı bu. O satın almayı biliyor çünkü. Yani bildiğini yapıyor. Bunda bir şey yok. Bunun yolunu şöyle buldum efendim ben. Belki ben işine dedim ya başta sohbetimizin. Bir tıkı budur belki. Yani öğrenmemiz gereken 5 dakika toparlarız. O da şu. Soruları aldım. Konuğuma telefon açtım. Dedim ki bakın, parayı vermişsiniz. Sizin önceliğiniz bizim önceliğimizdir. Buna hiç şüphe yok. Ama müsaade ederseniz ben sizin temsil ettiğiniz gübreden örnek verdik. Gübre sektörüyle ilgili şu problemler de var. Ben sadece sizin şirketiniz bazında değil, Türkiye'de genel gübre sektörü hakkında şu değerli fikirlerinizi de merak ediyorum. Bana programın içerisinde bunları da anlatır mısınız dediğimde, başta hemen kabul eden oluyor, şüpheye düşen oluyor, ya biz paraya bastırdık kardeşim neyse onu sor diyen de oluyor, ayrı bir konu. Ama şöyle bir şey mutlaka oluyor. Eğer programı benim istediğim ölçülerde ve standartlarda tamamlayabildiysek, ki biraz da böyle efendiliğimle bunu sağlamaya gayret gösteriyorum alttan alarak, program bittikten 3-4 saat sonra yüzlerce kesici, abartmıyorum, telefonum çaldı. Umut Bey, biz şimdiye kadar sponsorlu yayına çok çıktık. Hep de sunucu arkadaşlar verdi, işte almışlar A4'ten çıktığı, sıradan okudu sordu. Hiç bu kadar olumlu tepki almamıştık. İyi ki böyle işlemişiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ha, senin gübren verimliliği %30 arttırıyor mu? Bunun iddiasında mısın? Yayında hemen sorarım. Efendim böyle reklamlarınız var derken aslında onun reklamına bir gönderme yaptım. Sponsorun hakkını verdin mi? Verdim. Ama bunun bilimsel bir kanıtı var mı efendim? Her üründe geçerli mi? Yani patateste de, domateste de, marulda da bu gübreyi attığımız zaman %30 garantisini verebiliyor musunuz? Bir hocamız var mı, akademisyenimiz bunun arkasında acaba? Ya da Ar-Ge çalışmalarına çok önem verdiğinizi söylüyorsunuz. Reklamı yaptım yine. Bunun bir Ar-Ge çıktısını bize söyleyebilir misiniz dediğimde. Yavut Bey, aslında tabii her ürün için geçerli değil. %30 verimi başka, işte sulamadır, güneştir, başka kültürel işlemlerdir tarımda. Bunları sağlayarak ancak %30'luk verim elde edebiliyoruz demeye başlıyor konuk. Yani iş gübreden çıkıyor. Sadece benim ürünümü at, gübremi at, %30 alırsın garantisinden çıkıyor. Neye geliyor? Her şeyi doğru yaparsan ancak benim ürünümden %30 verim alırsın dediğinde ben alır diyorum. Şimdi işte izleyicimize bak, reklamını da yaptık ama doğru bilgiyi de verme gayreti içerisinde olduk. Yazılı basında bu ne kadar yapılır? Bunu sizler benden çok daha iyi bilen çok değerli dostlarım aramda. Onların belki Ali abi anlatmıştır. Ben onu daha izleyemedim. O yüzden haddim olmayarak o bölüme çok fazla girmiyorum. Son iki dakikam, bitireceğim efendim. Bir, iki notum daha vardı. Süratle de onları
aktarmak istiyorum. Ha şu şey kısmını hiç saymayacağım müsaadeniz olursa. Yani tabii ki bir televizyon programı yapıyorsunuz. Böyle benim gibi kambur durmamanız gerekiyor çok fazla. İyi kelimeleri iyi telaffuz etmeniz gerekiyor. İyi kötü bir diksiyon eğitiminden mutlaka geçmeniz ya da Allah vergisi bir yeteneğiniz varsa bunu biraz işlemeniz gerekiyor. Bunlar apayrı şeyler. Şimdi gerçi onlar da aranmıyor. Kelimeyi bir araya getiren gayet rahat bir şekilde konuşuyor ama bunlar da yine bilgi notlarımın arasındaydı. Aktarayım istedim efendim. En önemli kazancım şu oldu. Efendim hiç rol yapmadım. Çok rol yapan arkadaşım var. Şu anda çok meşhur insanlarla aynı sınıfta okudum. Yani en az meşhur olanları benim. İşte NTV ana haber spikerinden, işte İlker Karagöz'e, Sabah Fox'a bunların hepsi neydi adı Halk TV'nin ana haber sunucusu? İrfan sınıf arkadaşım. Ondan sonra A Haber'de Salih Nayman sınıf arkadaşım. Bunların hepsinin başarılı olmasının en önemli nedenleri, zaman zaman görüşüyoruz. Bunlar rol yaptılar. Ben de elimde olduğu kadar yapmamaya gayret gösterdim yayın içerisinde. Ve yani gönlümden, kalbimden hakikaten ne geçiyorsa, yani tarıma, çiftçiye inanmayıp da efendim eline sırlı çiftçiler, günaydın, iyi sabahlar işte bilmem ne programına bu sabah da hoş geldiniz demedim. O cümle ediyorsam gerçekten içimden o geçti. Bir gün bir izleyici aradı. O zaman canlı telefon bağlantısı alırdık. Umut Bey dedi benim tarımla hiç bilgim yok ama bir soru sormak istiyorum. Dur dedim. Dur. Orada dur. Durdu bir. Dedim ki yayına bağlanmadan önce kahvaltı ettiniz mi? Hayır dedi. Allah dedim mahvolduk. Çünkü etti dese bir şey söyleyecektim. Çay içtiniz mi dedim. O geldi aklıma o sırada. Evet dedim. Ha dedim. O zaman işte tarımla ilginiz var. Buyurun buradan devam edelim dedim. Sizler gibi çok değerli izleyiciler de vardı programda. Hani böyle canlı yayınlarımızın büyük bir stüdyo dinleniyordu. Bir alkış tufanı koptu. Gerçekten işin özüne baktığınız zaman kalbinizden samimiyetle geçen her şeyi yayına aktarmanın, bunu diksiyon kurslarında falan öğretirler de bence çoğu yalandır. İşte samimi bakın karşıdaki kamera sanki annenizmiş gibi düşünün falan derler. Hayır. Buradan hissetmiyorsanız karşı tarafa kesinlikle o geçmiyor. Gerçekten hissediyorsanız geçiyor efendim. Ben elimde olduğu kadar bunu yapmaya çalıştım. Şimdi tarım televizyonculuğu anlamında bana ayrılan süreniz yayında ve yapımda emeği geçen. Ben 3-5 konu başlığı bunlarla ancak sınırlı olabildim. Daha vardı başlıklarım ama sürem de yetmedi. Ama şuna kesinlikle inanıyorum. İkinci bölümde lütfederseniz hep beraber bir bu içerikten çok daha doyurucu olacağını eminim katkılarınızda efendim. Eğer organizasyon çok iyiydi, harikaydı, verim aldık bu ilk bölümden diyorsanız Vahide Kardeşim'in Antalya Ticaret Borsamızın ve cemiyetimizin sayesinde daha iyi olabilirdi ya bu 45-50 dakika diyorsanız da hakkınızı helal edin. Benim hatam olmuştur efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim acizane varsa sorular istiyor. Soru da demeyelim de hani sohbet etmek istersek hep beraber edebiliriz. Arkadaşım sağ olsun mikrofon taksimatını yapacakmış bizlere. Var mı efendim sorusu olan, bir şey merak eden? Buyurun hanımefendiciğim. Ben böyle bir programa size hazırladıkları için gazeteciler, çok teşekkür ederim. İsmim Birsel Şimşek. İletişim Fakültesi öğrencisiyim. Aynı zamanda Ziraat Fakültesi şimdi ben üniversite hayatımda yaşım ortaya çıkmasın çok uzun bir süre oldu aslında. Çok gençsiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Fakülte derslerinde sizin programınızı, bu toprağın sesi programını tarımsal yapılar ve sulama bilgisayar üretim derslerinde haftada 2 gün izlerdim. Ders kapsamında. Ve şu an sizin sesiniz bana o kadar tanıdık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biliyor gibi. İnanın tüylerim diken diken oldu. Çok teşekkür ediyorum ben efendim. Ben çok teşekkür ederim. Ayrıca meslek büyüklerinin arasında bana böyle bir fırsat tanıdığı için ayrıca herkese çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Söylemek istediğim bu. Harikasın. Ve, bana çok gurur verdi. Sizi dinlemek bana çok gurur verdi. Estağfurullah. Herhalde 40 gün düşünsem sizi gerçekten böyle yüz yüze canlı olarak dinleyeceğim aklıma gelmez. Ben gidiyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olunuz. Şöyle bir şey de aklıma geldi hanımefendinin söylediklerinden. Şimdi kamusal yayıncılık anlayışında tarıma baktığımız zaman sadece diğer genel kanallar gibi son dönemde artmakla birlikte tabii ki bir olay olduğu zaman çok kısıtlı sürelerde gündeme getiriyorlar. Bu işin
doğrusuyla yanlışıyla 7/24 yayın yapan tarım kanalları yapıyor. Tarım kanallarının en çok zorlandıkları konu hanımefendinin okuduğu iki alan. Ya televizyoncu buluyorlar, tarımdan hiçbir şey anlamıyor. Ya gerçekten çok iyi tarımcılar buluyorlar. Onlar da televizyonculuk kısmında biraz zayıf kalıyorlar. Hangi tarafı ne kadar zamanda eğiteceksiniz? Bunu iş yaparken yapacaksınız. Kurumların ne böyle bir eğitim bütçesi var, ne de buna ayıracak zamanları var. O nedenle tarımcılar televizyonculara, televizyoncular tarımcılara biraz destek olarak bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorlar. O bir şeyler işte düşük seviye kalıyor. Yani adama bitki ıslahı diyorsunuz, ıslahat diye karşıya atıyor mesela. Milyon dolarla milyar doların ayrımını bilmeden ya abi ne olacak ki diyor. Hala ve hala bunu kullanan profesyonellerimiz de var ne yazık ki. Ben çok üzülüyorum bazen, çok basit bir örnek olacak ama tarım ve hayvancılık diyor hala. Bu çok acı bir şey ve bu yanlış yaptığını söyledi. Ya herkes öyle kullanıyor abi boş ver diyor. O kadar da düşmüş. Dolayısıyla iki alanda birden eğitim görmeniz. Bilmem kariyer planınızda var mı ama bir televizyon, bir tematik tarım televizyonunda bırakın çalışmayı. Doğrudan yönetici olursunuz bu iki meslekle. Hani sizin geçmişinizden şu anda yaptığınız işlerden yola çıkarak aklıma böyle bir şey de geldi. O bilgiyi de paylaşmak istedim ben. Çok teşekkür ediyorum. Evet, böyle insanlara çok ihtiyacımız var tarım televizyonlarında. Buyurun efendim. Şimdi Türkiye dünya üzerinde tarımsal alan anlamında Murat Şentürk, Adalya Medya. Buyurun Murat Beyciğim. Türkiye dünya üzerinde tarımsal alan anlamında önde gelen ülkelerden yüz ölçüm bakımından. Şimdi bakıyorsunuz tabii üretim anlamında ise Türkiye az alanda çok verim elde ediyor. Mesela Hollanda örneği var. Hollanda'nın toprak yüz ölçüm belli. Ama Türkiye nedense bu şeyi yapamıyor. Üretimsel üretim anlamında yeterli bir seviyeye giremedi. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Bir de tarımsal üretim anlamında mesela bu zayıflıktan dolayı piyasada da, pazarda da ürünler belli dönemlerde yüksek artışa geçiyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani bizim bu tükettiğimiz gıdalar bu şekilde mi fiyatlandırılacak? Bundan sonraki süreçte böyle yüksek maliyetli mi bir sebze üreticiyi olacak? Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Şimdi birincisi şu, Türkiye tarımsal üretim, ekonomik anlamda tarımsal üretim yapabilecek yüz ölçümü açısından baktığınızda dünyada 17. sıradadır. Tarımsal gayri safi hasıla açısından baktığınızda dünyada onu bazen 11, bazen çok ufak bir rakam var ama 10. sıradadır. Avrupa'da da 1. sıradadır. Bu şunu gösterir bize, Türkiye mevcut topraklarından görece olarak diğer ülkelere göre daha fazla katma değer üreten bir ülkedir. Bu gerçeği bir kenara koyalım. İkincisi, sözünü ettiğiniz ülkelerdeki, buna mesela siz Hollanda dediniz, buna Orta Avrupa'yı çok rahat ekleyebiliriz. Hatta şimdi artık Doğu Avrupa'da çok hızlı bir şekilde, yine Karadeniz'in kuzeyinde çok ciddi, hani biz teknik anlamda ona hocalarımız daha doğrusu, biz onları tekrarlıyoruz. Plantasyon diyor ama çok ciddi böyle profesyonel bahçeler kuruyorlar. Her neyse, burada yapılan şey şu. O söylediğiniz ülkeler, mesela Hollanda'da o kadar çok büyük üretim yoktu. Şimdi net rakam aklımda değil. Ticaretten dolayı ürünleri hani derler ya dökme olarak ithal edip onları paketleme ve ambalajlama süreçlerinden geçirip çok ciddi bir marka değeri katarak ihraç etmekten o tarımsal geliri elde ederler. Yani tarımsal gayri safi hasıla elde etmenin çok çeşitli metotları vardır. Bunlar da bazı ülkeler buna ihracatı katar, bazısı katmaz. Bazı tıbbi aromatik bitkileri katar, bazısı katmaz ama Hollanda örneği bunu katıyor. Dolayısıyla hafızam beni yanıltmıyorsa o hastalığın %60'ı tamamen dahilde işlemeleşimi diyoruz ya, aldık ürünü, paketledik, ambalajladık, süsledik, şişeye de koyduk, bir de güzel böyle ip attık, bir de markasını ekledik ve ihraç ettik. Biraz bundan sağlıyorlar, bu bir. Ama bu demek değildir ki Türkiye'de her şey son derece. Biz tarımsal teknolojiyi çok zor kullanan bir ülkeyiz ne yazık ki. Şu anda bizde tarım 4.0, hatta bazı sunumlarda falan görürsünüz. Tarım 5.0 diye söylenen teknolojileri kullanabilecek ne bir çiftçi kitlesi kaldı,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre çiftçimizin yaş ortalaması 57, Tarım Bakanlığı'na göre 52 ama sonuçta 50'den yüksek. Bu teknolojileri kullanmamızın çok fazla bir imkanı yok eğer çok radikal değişiklikler yapılmaz ise. Ama hem azalan tarım alanları biliyorsunuz gitgide azalıyor hem de bu dünya yani son 52 yılın en kurak mevsimini yaşıyoruz şu anda biliyorsunuz. Bu kuraklıktan dolayı oluşacak verim düşüklüğünü yan yana getirdiğinizde bizim tek çaremiz tarımda yoğun bir teknoloji kullanmak ve bunun içinde genç çiftçilerimizi girişimci olarak yani hadi gel köyümüze geri dönelim şarkısını Ferdi Tayfur'dan çalmak son derece basit ve kolay. Ama gerçekten girişimci olarak onlara yeterli sermayeyi vererek yönetmek çok önemli. Devletin bu konuda yaptığı gerçekten projeler var. Yok demiyorum. Hani hiç ideolojik yaklaşmayacağımı söylemiştim. Ama iki tane sorun var. Bir, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi çok yetersiz olması. İki, verilen kaynaklarında ne yazık ki etki analizinin yapılmayışı. Yani daha basit tabirle amacına ulaşmaması, başka yerlerde harcanılması ve yine devletin bu paraların nereye harcandığı noktasında denetiminin yetersizliği. Birinci soru cevabım bu. İkinci soru, Türkiye'de tarımsal girdi maliyetlerine baktığımız zaman %136 son açıklanan rakam. Genel üfeye yani üretici fiyatları endeksine baktığımızda %150 değil mi? O civarda. Gıda enflasyonuna baktığımız zaman %102 idi en son. Tarımsal ürünleri üretenlerin üretici enflasyonuna baktığımız zaman %140. Dolayısıyla biz girdi maliyetlerini ve o gıda sanayinin o maliyetlerini düşürmedikten sonra sorunuzun cevabı net bir şekilde hayır, ucuza hiçbir şey tüketemeyiz. Bir de şöyle bir radikal bir görüşüm var benim. Ekonomist değilim tabii ki takdir ederse çok düz mantık gidiyorum. Girdi maliyetleri, tarımsal girdi maliyetleri %135, üretici maliyetleri %150 arttıysa, gıda fiyatları da %102 arttıysa, bu hani hep suçluyoruz ya süpermarketleri falan, onlar günahsız o zaman. İşte oranlar belli. Adamın maliyeti %150 artmış, sana %102 yansıtmış. Allah razı olsun. Demek ki daha çok artacak demektir bu. Bunun en temel sebebi başat tarımsal girdilerde ki tohumdur, bu gübredir. Zaten akaryakıtı, mazotu biliyorsunuz o zaten dışarıda. Çoğu yemdir. Büyük bir bölümünün ya kendisinin ya da onu üreten ham maddenin yurt dışından geliyor olması. Ama şu da bir gerçek. Türkiye'de biliyorsunuz zirai donatım kurumları vardı. Büyüklerim daha iyi hatırlar. Ben okuduklarımdan aktarıyorum sadece ama hayal meyal hatırlıyorum. Böyle Türkiye zirai donatım kurumları vardı Anadolu'nun yerlerinde küçüklüğümden. Gübre fabrikalarımız vardı. Bunlar elde olduğu kadar ucuz ham madde fazla tedarik ettiği için bir şeyi ne kadar çok alırsanız birim maliyeti düşer biliyorsunuz. Ticaretin temel kuralı. Elde edip çiftçiye de ucuza veriyordu. Ama şimdi her şey özelleşti. Devletin gübre fabrikası gibi görünen fabrikalar da aslında işin şeyine bakarsanız tamamen kâr etmek amaçlı kurulmuş. Özel sisteme göre işleyen fabrikalar. Ne yazık ki bu böyle gidecek efendim. Açıkçası. Benim görüşüm bu. Tam tersi olması için neler yapılır derseniz benim uçağım kaçar. Ali abi zaten anlatmıştır. Siz %150 diyorsunuz buyurun. Ama ben karakılçık ektim. Evet. 10 liraydı mazotun litresi. 27 liradan biçimini yaptınız. Biçimini yaptınız. %300 değil. Kıymetli hanımefendiciğim, Vahide kardeşim en azından yayınlayacak bir şeyler bulsun diye ben TÜİK verilerini söyledim. Resmi rakamlar. Çok haklısınız. Çok sektör raporunu okuduğumu söylemiştim ya. Onların bazılarında gerçekler var. Ve bunlar bakın şeyde değil, kapalı kaynakta değil. Biraz web sitelerinin böyle altında 3-4 tıkla yakalayabileceğiniz yerlerde ama çok doğrular var. Bakın ben şunu bir cümleyle söyleyeyim size sözü vermeden. Ben kamu kurumu temsilcisini sözünü devletin raporuyla yanlışlayabiliyorum. Çünkü okudum. Ha nerede okudum?
Tarım.gov.tr'nin altındaki bilmem ne menüsünün altındaki bilmem ne menüsünden buldum. Ama o adamlar o raporu oraya koymuşlar. Orada zaten bütün gerçekler yazıyor. Onu oraya, o yazıları okuduktan sonra bazen şunu bile diyorsun içinizde. Ya bunu idarecilerden hiçbiri okumamış herhalde. Yani bir araştırmacı bakanlıktan bunu yapmış ya da STK'dan. Oraya koymuşlar. Kimse de bunu koymadan biz bunu bir süzgeçten geçirelim dememişler herhalde. Neden? Geçişler oraya koymazlardı zaten. Çıplak gerçeği kendi itiraf etmiş orada. Ama söylemde başka şey söylüyor. 5 alt tıka inip o raporu bulup okuduğunuz zaman işte konuğunuza nokta atışı yapabiliyorsunuz. O zaman size anlatamıyor. Buyursunlar efendim. Ben her araya unuttuğum bir şeyleri sıkıştırıyorum. Bunu bilerek yapıyorum. Reklama gidelim de daha erken. Buyursunlar efendim. Pandemiyle birlikte bizim hayatımıza organik ürünler diye bir şeyler girdi. Daha önce hiç organik ürün diye çok fazla biliyorduk ama bu kadar gündemde değildi. Şimdi bu marketteki her organik yazan marketlerdeki bütün rafların yani %20'sinden fazlasında organik ürün diye geçiyor. Bunlara ne kadar güveneceğiz? Şöyle bir şey söyleyeyim efendim. Hiç yayınlama. Gerçi samimiyetle söylüyorum. Hayır. Sizin için değil efendim. Samimiyetle söylüyorum. Bu kadar hani iyi yayıncılık falan anlattık da korku benim korkumdur. Hakkınızı helal edin. Basın danışmanlığı yaptığım kurumlar nedeniyle ben hala Tarım Bakanlığı'na gelip çıkmak zorunda olan bir insanım. Samimiyetle söylüyorum bunu. Aynı şey televizyon için de geçerli. Yalçın'a söylerim. Ben biliyorsunuz sertifika süreci var. Bu sertifikayı özel sektör kuruluşları veriyor ama o özel sektör kuruluşları Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkilendirilen kuruluşlar. Ben para vererek o sertifikayı alabilirim. Denetlemesi yapılmıyor zaten. Ya, ne diyeyim usta? Bir de benim bildiğim sanırım bu organik olabilmesi için o toprakta daha önce hiçbir şekilde bir tarım bir yapılmaması gerekiyor. Çok doğru. Ve çevresinde belirli bir mesafe var herhalde. Evet. O çevresinde de başka bir tarım yapılmaması gerekiyor. Türkiye'de 3 kilometre, Avrupa ülkelerinin çoğunda 20 kilometre. Kimyasal Türkiye'de 3 kilometre. 3 kilometre. 3 kilometre o tohum için yeterli bir alan değil mi? Değil. Tabii ki de değil. Çünkü yani hepimizin bildiği bir tozlaşma var. Bu doğa koşulları bunu yapıyor. Dolayısıyla yani 3 kilometre. Organik diye bir şey. Ya Avrupa niye 20 ya? Ya şimdi ya doğal diyelim ama o da hanımefendiciğim bir kandırmaca ölçüsü. Natürel gıda, doğal gıda hepimiz okuyoruz, marketten alışveriş yapıyoruz. Sadece organik değil ki. Şimdi bunun etiket tebliğinde bir kısım değişiklikler yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu gündeme gelecek mecliste ama yani etiket tebliğine de Türkiye'de ne kadar uyuluyor? Ona da bir bakmak lazım. 3-5 punto yazıyorlar. Puntoyu yükseltin diye gıda firmalarına baskı yapıyorlar. O da bu sefer diyor ki hem ambalajlar büyüyecek hem benim maliyetlerim artacak. Ben bunu ürün fiyatına koyduğum zaman zaten enflasyon uçmuş gitmiş, tüketici nasıl alacak diyor. İçinden çıkılmaz bir durum. Ben açıkçası bir şey söyleyeyim mi size? Belki yadırgayacaksınız. Ben o yol kenarlarından falan ürün almam hayatta. Hayatta almam. Bu hani köylüye çiftçime güvenmediğimden değil ama ben yine de her ne olursa olsun bir devlet garantisi görmek istiyorum, açık söyleyeyim size. Belki yadırgayacaksınız. Tamam, doğaldan yanayım ama hani her doğaldır, organiktir diyene de şuna şahit oldum ben. Kasabanın içerisindeki manavdan ürün alıp da yolun kenarına çıkarıp satanı gözümle gördüm efendim. Açık ve net. 10 kere görmedim ama gördüm. Ben de şuna şahidim. Buyurun efendim. Ben de şuna şahidim. Ben de kırsal bir bölümde oturuyorum. Bölgede oturuyorum şu anda. Dışarıdan kamyonlarla yumurtaların gelip orada samanda notlar içerisine bulayıp pazarlarda organik gezen tavuk diye satıyorlar. Ya zaten marketlere giremiyoruz arkadaşlar. Yani o kadar yönetmelikler ağır ki yani o doğal azıcık yumurta yetiştiren ya da azıcık domates yetiştiren insanın o şartları sağlayabilmesi mümkün değil. Ve o organik şeyini veren insanlar yabancılar. Yani Türkiye'ye gelmiyor. Tabii tabii. Bir örnek daha vereyim efendim. Yine TRT yılları. Çünkü bu kaynakları ancak TRT aktarabilir. Bu organik yumurtalar falan çok gündeme gelmişti. Biz de işte konunun tüm taraflarıyla konuşuyoruz. Ama bakın hazırlık sürecinin titizliğine bakar mısınız? Affedersiniz, o dışkı bulaştırmış yumurtalardan aldık ve özel bir laboratuvara gönderdik. Devletin bir sürü laboratuvarı var. Biz özele gönderelim dedik. TRT de bunun parasını bastırdı. Es cümle hiçbir şey bunu yapmaz. Özel kanal bunu yapmaz. Çünkü çok ciddi maliyet. Efendim 7-8 ürün topladık. Hepsi bilinen
dünya markalardan. Hepsi de dışkı var. Hafızam beni yanıltmıyorsa ya 4'ü ya 5'i çok özür diliyorum, insan dışkısı çıktı. Ve biz bunu yayında TRT'de net bir şekilde söyledik. Ortalık birbirine girdi, yumurtacılar falan tehdit etmeye başladı. Gerçekten biz telefonla o kısımlarını anlatmadım. Hani polis adli işi yapmıyoruz burada ama yani seni öldürürüz demediler ama ciddi tehditler aldığımız zamanlarda oldu efendim açıkçası. Köşe yazımda yazdığım zaman ben de bayağı... Oluyor ne yazık ki ama tabancayla gezmedik çok şükür. Buyurun efendim. Antalya Son Haber Gazetesi'nden süper. Şeref verdiniz efendim. Anlatımlarınız için çok teşekkür ederim. Şimdi, geçmişteki ve bugünkü tarım politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi nereden başlasam nasıl anlatsam? Çok geniş kapsamlı bir soru. Çok teşekkür ediyorum en başta. Çok çok uzun soluklu cevap verilebilir. Elimden geldiğince ez cümle ve nefes almadan anlatmaya gayret göstereyim efendim. Şimdi tabii takdire çok tarihe gitmeyeceğim ama yani Osmanlı'dan alınan miras genç Türkiye Cumhuriyeti'ne yetmeyecekti. Tamamen milli politikalar uygulandı biliyorsunuz. Atatürk'ün bu konudaki öncülüğünü hepimiz biliyoruz. Burada bu konuda tırnak içinde ahkam kesecek değilim. Ama özellikle 1960'lı yıllara kadar geldiğimizde her şeyi, hani Ar-Ge'si desteği, her şeyi devlete ait bir tarım sektörü. Tabii ki kısıtlı bir gelişme söz konusu olmuş. O dönemde Türkiye kendine yetermiş. Evet, bugün bile o stratejik ürünler dediğimiz ürünlerde Türkiye o nüfusa göre kendine yeterliymiş. 60'lı yıllarda, 63'tü galiba, Devlet Planlama Teşkilatı planlı bir yönetim sürecine geçiliyor. Aynı zamanda çok partili hayat başlıyor. Bu iki şeye sebep oluyor. Birincisi, gerçekten artık bir bütünlük içerisinde tarım politikalarının kurgulanıp uygulanma aşamasına geçilmesi. Bu iyi tarafı. Kötü tarafına baktığımız zaman da çok partili hayatla birlikte artık tarımın da artık siyasi bir konu olması. Hepiniz biliyorsunuz meşhur örnektir. İşte o 3 verdiyse ben 5 vereyim mevzuatına geçilmesi. Bunda da bir mevzuattır aynı zamanda. Şimdi... Bu neye yol açtı efendim? Birincisi popülist politikalara yol açtı. Her ne kadar o Devlet Planlama Teşkilatı, sonra Kalkınma Bakanlığı oldu, sonra o da kapatıldı biliyorsunuz. Buradaki politikalar uygulanmaya çalışılsa da her seferinde ne yazık ki siyaset kurumu seçim dönemlerinde bunu kendi çıkarlarına göre kullandı ve çok fazla kaynak aktarıldı. Resmi rakamlara baktığınız zaman bakın bu dönemde bile son 20 yılda bu doğru bir bilgidir. Araştırabilirsiniz, her yerde var açık kaynak. Cumhuriyet tarihinin rekorları kırıldı tarıma verilen desteklerde. Ama az önce beyefendinin sorusuna vermeye çalıştığım cevaptaki gibi bu yerine ulaşmadı ne yazık ki. Sonra ne oldu? Sonra bir de işin içerisine Avrupa Birliği girdi. Avrupa Birliği uyum sürecinde bize bazen iyi bazen de Türkiye'nin çok kırsal yapısına uygun olmayan ve kırsal yapıyı kendi siyasi amaçlarına göre dönüştürmek isteyen projelerin uygulanması yolunda para vereceğiz diye bizlere baskı uygulamaya başladılar. Biz zaman zaman o parayı alalım diye bu baskılara ne yazık ki maruz kaldık yani bilerek isteyerek. Zaman zaman set çektiğimiz dönemlerde mutlaka oldu. Şimdi bu sürece kadar böyle geldik. Tarım kanunu çıktı bildiğiniz gibi 2006 yılında. Orada çok güzel bir karar alındı. Dendi ki tarıma verilecek olan destek gayri safi hasılanın %1'inden az olamaz dendi. Ama şimdiye kadar bu hiç uygulanmadı. %0.3456.7'ye kadar çıktı. Ama tabii ki burada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir temsilcisi olsa bize şunu diyecekti. Sadece biz onu kastetmedik. İşte dış fonları koyduğumuz zaman falan bunun içerisine ya da katma değeri çok zor hesaplanacak. Mesela bir adam bir baraj yapıyor. Diyor ki bu barajın bu bölgeye 3.4 milyar TL katkısı olacak diyor. Nereden biliyorsun? Aga yani bunu nasıl hesapladın? Bunun bir yöntemi doğru düzgün yok ki. Kaç yıllık periyotla bunu yaptın? Ama onlar bunu da koyarak bu %1'in %1.7'ye 8'e çıktığını hatta OECD ortalamanın üzerinde olduğumuzu falan söylerler de çok doğru değildir o. Bu kaynaklar ne yazık ki verilmedi. Şimdiden sonra ne yapılması lazım? Şu, çok alabili konularına girdim. Farkındayım ama soru o. Kusura bakma ne olur. Planlı bir üretim modeline geçmemiz lazım. Bu planı devlet zamanında da yapmaya çok çalıştı. Bu iktidar da yapmaya çok çalıştı. Bakın ama her seferinde siyasi müdahale oldu. Şöyle oldu. Özellikle 21 temel üründe havza havza bu ürünleri belirlediler. Burada bu ekilecek, burada bu kadar ekilecek diye. Ve dediler ki bu bölge dışında, belirlenen ürünlerin dışında bir ürün üretirse çiftçi biz ona destek vermeyeceğiz dediler. Bunun kanunu bilmem nesi mevzuatı yayınlandı. Yayınlandığı gün OİL başkanı, ilçe başkanı, iktidardaki partinin gitti.
Tarım Bakanlığı'na telefon açtı. Sen burada bilmem ne desteğini kaldırırsan bizim buradaki yüzde bilmem kaçlık koyumuz yüzde bilmem kaça düşer haberin var mı dendi. Hemen bir ek sözleşmeyle mevzuatla orası da eklendi. Bunun sayısı artınca eklendi bir baktık ilk mevzuattan bambaşka bir şey ortaya çıktı. Yine herkes her yerde her şeyi ekmeye başladı. Bir ürün planlaması yapacağız üstadım. Şu anda verilen kaynaklar yeterli. Bakın eleştirecek değilim. Hakikaten yeterli. Yeterli ama Avrupa bizden az veriyor. Ama öyle bir ekonomik sistem kurmuş ki üreticisi mağdur olmuyor. Bir gelir garantisi sistemi kurmuş ona. Fiyatlar yani mazot ne kadar artarsa artsın, gübre ne kadar fırlarsa fırlasın. Kitabi olarak %20'lik bir şey vardır. Çiftçinin refah payı vardır ve bu doğrudur. Bu %20'lik refah payını yani çiftçinin gelirini koruyucu bütün finansal önlemleri alıyor. Hala da yetişmezse üstünü devlet kendisi tamamlıyor. Dolayısıyla üretici devletin uyguladığı üretim planlamasını, daha doğrusu yazdığı planlamayı uyguluyor. Böylelikle sen sağ ben selamet. Bizim de böyle bir sisteme geçmemiz lazım. Para var mı var. Nerelere gittiğini biliyorsunuz. Bunun çok doğru ve siyasi sayıklardan uzak olarak kurgulanması gerekiyor üstadım. Benim bu 3 dakika içerisinde anlatabileceğim bu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz bir kez daha. Buyurunuz efendim. Estağfurullah. Şimdi benim 3 tane sorum var. Birincisi kapıda çalıştığınız, özel sektörde çalıştığınız iki alanda biliyorsunuz, bir alanda yayıncılık yaptınız. Birkaç cümleyle avantajlar ve dezavantajlar neydi kapıda özel sektörü? Bir bakıyorsunuz o isim kararına ulaşıyor. Bir süre sonra güvenilirliğini bana göre, ben izleyici olarak söylüyorum, yitiriyor. Bu kaynak bulma konusunda zorluk çekiyor musunuz? Onu merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok meslek içinden çok güzel bir soru oldu. Aynı zamanda bir kez de şunun için teşekkür ederim. Siyasi yorum yapmaktan kendi koluma da döndüğüme vesile oluruz ama bu yanlış anlaşılmasın. Keyifle her türlü bildiğim kadar anlatırım. Bir soru daha var. Memnuniyetle. Organiklik meselesi Tanju abi ifade etti. Organik deniyor, başka ifadeler de kullanılıyor. Bu tanımla ilgili çok popüler ifadeler var diyorsunuz. Çok rahat, oyrakça kullanıyoruz biz bunu ama bu muhabirleri nasıl bir öneriniz var? Yani haber kaynakları işte organik dediği zaman organik olup olmadığı konusunda nasıl bir sorgulama yapmalı ki kamuoyunu doğru bilgilendirmeli? Çok teşekkür ediyorum. Birinci soru, şimdi hem kamu hem özel sektörde çalıştım, hala da çalışıyorum. Bir de şöyle de bir şey var, yani çok büyüğünde de çalıştım, çok küçüğünde de çalıştım. Yani orada söylemeyi unuttum mesela. Bir senelik bir Kanal 7 tecrübem de var benim. O da bir geniş kitle kanalıydı. O zaman biraz daha iyiydi şimdiden. Şimdi avantaj, dezavantaj dediğimizde birincisi bir. En azından yumurtayı analize gönderebiliyorduk. Yani ciddi bir maddi kaynak vardı. Bunlar hepinizin vergilerinden hala sağlanıyor. En başta çok teşekkür ederiz. Hala da öyle değil. Hala öyle değil. Çünkü artık TRT'de bile yayınların %80'i dış yapım. Adı devlet kanalı ama dış yapım yani sonuçta. O zaman öyle değildi oranlar. Her neyse. İstediğimiz yere gerekli izinleri aldıktan sonra çok rahat kamera gönderebiliyorduk. Bir ilde 5 gün boyunca yayın yapıyorduk. Vahide Hanım bunun büyük bölümüne şahittir. Önceden 2 kişilik bir araştırma ekibini 3-4 gün boyunca daha biz 20 kişilik dev kadro gelmeden o 2 kişilik araştırma ekibini o ile gönderip hangi alanda, hangi ovada, ovanın ortasına set kuruyorduk biz. Ne işleyeceğiz? Hangi seranın ne kadar içinde, ne kadar dışında olacağız? Hangi konuklar gelecek? Bunların hepsini rahat bir şekilde planlayıp gelebiliyorduk. Ve o arkadaşlarımız, o iki tane arkadaşımız 3-4 gün o evinde kalıyorlardı. Biz de 15 gün sonra 20 kişilik bir ekiple geliyorduk. Şimdi özel kanallarda bunu bulmanız mümkün değil. Birincisi bu. İkincisi bulsanız bile ciddi bir sponsorunuz bulması lazım. Sponsorluk meselesini anlattım. Tekrarlamayayım. Bunun dışında avantaj, şöyle bir kamunun bir dezavantajı var tabii ki. Kamu yayıncılığının. İsteyin ya da istemeyin. Ne kadar idealist olursanız olun. Ya da size sansür koyup koymamaları da önemli değil. O öyle bir şey oluyor ki. Bu psikolojiyi hissetmek lazım. Kendi kendinize bir otosansür uyguluyorsunuz. Bu birincisi. Kamu yayıncısı olmanızdan kaynaklı. Yani iyi bir şeyden bahsediyorum. İkincisi de aman hükümet ne der? Yapacak bir şey yok. Bu ikisi bir araya geldiğinde
aman program yayından kalkmasın diye kendi kendinize bir kontrol koyuyorsunuz. Bunun dışında hiç yöneticilerinizden siyasi baskı yediniz mi? Evet, evet. Benim kanalımı söylemeyeceğim şimdi. Kamu değil. Bunu inanın korktuğum için söylemiyorum. Bir özel kanalda bile bana bir mesaj geldi bilgisayarıma. Böyle yayın yapıyorum aynı. %52'ye göre konuş. Nokta. Abi konuşan ben değilim ki. Konuşan başka biri. Ben efendice sorumu sormuşum. Konuşan o. Konuştur. O zaman onun gelmesinin ne anlamı var? Bir de maalesef böyle bir şey var. Özel sektörün avantajı şu, kamudan çok daha hızlısınız. Vay diyeceğim. Yani şimdi TRT'de kültür programları daire başkanından sonra Ankara Televizyon Müdürü, onun üstü bilmem ne daire başkanından, onun üstü o neredeyse genel müdür yardımcı. Ya arkadaşım, ya gideceğim Kumluca'ya serat çekeceğim. Aga, yani bunun 5 tane imzadan çıkmasına ne gerek var? Bir muhabir, bir kameraman gidecek, orada röportaj yapıp gelecek. Yetmedi, bitmedi. Gitti geldi, montajlandı. Çok güzel bir iş çıkardığınızı zannediyorsunuz. Programda da yayınlayacaksınız. Olmaz. Denetim kurulu var. Peki. Denetim kurulundaki adam tarımdan anlamıyor mu? Hiç alakası yok. Ya buradaki domateslerin şekli yamuk diye bizim şeyimiz döndü. Ya inanır mısınız? VTR diyoruz ya biz ona. Ya arkadaşım, domatesin çeşidi, türünün özelliği o. Genetik özelliği o. Ben onu değiştiremem dedim. Siyah domates mi olur dediler bize. Ha, bunun yüzünden program dönmedi ama denetimden telefon geldi. Açık söyleyeyim de biraz gülelim. Kameranızın ayarı mı bozuldu ya? Domatesler siyah çıkmış dedi adam ya. Bizim prodüktörümüz, ya programın ana yapımcısı indi denetim kurulu başkanı hazretlerine. Siyah domatesi anlattı. Yetmedi. İstedik çekim yaptığımız yerden Ankara'ya gönderdi sağ olsun. Bir de beyefendiye ikram ettik. Denetimden geçtik tabii ki. Böyle şeyler oluyor. Özel kanalda bunların hiçbiri yok. Gayret rahatsınız çünkü eğer çok az da olsa işi biliyorsanız, kameraman da dahil olmak üzere hiç kimse bir şey bilmiyor. Ne isterseniz onu çekiyorlar, nereye isterseniz onu çekiyorlar. Kurgusunu ben Ankara'da yaşıyorum, televizyon İstanbul'da ama bana bir bu YouTube'da şey var ya, hani çevrim dışı aktarıyorlar bana. Ben hemen yazıyorum, şunları çıkar, şunları şöyle ekle diye bir sayfa not çıkartıyorum. Anında düzeltiyorlar. Bunu denetleyen kimse yok. Biraz bana güveniyorlar ama güvenmeseler bile, hani başka bir yapımcı da olsa böyle olacak. Bu tarz rahatlıkları var. Orada biraz sorumluluk size düşüyor. Çok belki buradaki çok değerli dostlarımı ilgilendirmiyor ama büyük ve kamu kanallarında çok ciddi bir süre baskısı var üzerinizde. Yani bu süre 3 dakikadan 5 dakikadan değil. Yani adam diyor ki 12.42 13'te yayını bırakacaksın diyor. Orada bir tane sayaç var ve siz o saniye bırakmak zorundasınız yayını. Çünkü arkanızdan belki de milyon dolarlık yapımlar var artık. Milyon dolarlık bir yapım girecek ve onun bir saniye sarkmaması lazım. Çünkü sen umurunda değilsin, tarımsın sen. Ama o dizi son derece önemli. Tam olsa ne bir önce ne bir sonra. Özel kanallarda ben yönetmene yazıyorum. 5 dakika daha ver kardeşim, toparlayamadım diyorum. Abi itin olur diye mesaj gönderiyor bana. Yani bu her kanalda böyle mi? Hep dedim ya işte. Bereket'te de çalıştım, kapandı şimdi. Çiftçi'de çalıştım hala. Şimdi Agro'da hepsinde böyleydi. Bu da hani sonradan da sohbetlerde soruyoruz. Ya ben şimdi hepsinin abisi konumundayım ya. Benim için diyor, abi herkese yapıyoruz diyor. Yani çok abartma da işte 3-5 dakika 10 dakika uzatabilirsin diyor. Çünkü arkada tamam belli bir reklam, belli program var da 5 dakika sonra geçti de kimse aa ne oldu benim reklamım demiyor. En kötü şunu yapabiliyorsunuz. Reklamım geç girdi diyor mesela bir reklam veren. Abi iki tane daha attım ya fazladan diyor. Kapatıyor telefonu, yani bu kadar rahat bir şey var. Bunların dışında böyle şu anda aklıma gelen çok ciddi avantaj, dezavantaj yok. Popüler, konuk popülerliğini yitirir mi? Yitiriyor. Ben bazen kıskanıyorum. Hani hep vurguladım ya çok çalışıyorum arkadaş diye. Ben bir hoca buluyorum mesela. Hiç kimse daha önce programa çıkartmamış. Kazımışım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir tane hoca bulmuşum. Adam 20 sene önce bir makale yazmış. Hala geçerli. Hasbelkader ulaşıyorum sosyal medyadan falan. Hocam ne olursunuz diyorum ya. Ben bu tarımsal girdileri destekleme politikasını 50 tane hocayla görüştüm. Ama sizin kadar bir açılım yok. Bir yayına bağlanın ne olur. Kabul ediyor adam. 3 gün sonra büyük bir kanalda. Sonra anlattım ya az önce. Sonra o kanalda sürekli geziyor. Sonra bir de şu oluyor.
popülerliğini yitirip yitirmemesi aslında bir yayıncı için çok fazla önemli değildi. Asıl sorun ne vardı için biliyor musun? Adamı yayına ilk defa sen çıkarmışsın, sonra seni tanımıyorum. Çünkü sen işte tematik bir kanalda yayın yapıyorsun. Adamın artık peşinde CNN, Türkiye TV bilmem ne falan var yani. Umut Bey sonra diyor, yoğunum diyor, dersim var diyor, toplantım var, anlıyorsunuz ki. Evet, o kanallar onu kapmışlar. Ha onlar yanlış iş yapıyorlar demiyorum. Yani onlar da bir konuk havuzundan yararlanacaklar muhakkak ama benim o kadar emeğim belki birkaç seferde boşa gidiyor. Konuğun açısından popülerlik yitiriliyor mu? Ona çok ihtimal vermiyorum. Çünkü özellikle o büyük kitle kanalları dediğim haber kanalları da şuna bakıyorlar. Yani sizin anlattığınız karşıya geçer kadar, yani söyledikleriniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli ya. Adam tempolu konuşuyor, reytikli konuşuyor. Bakıyorsunuz işte tartışma programlarına, şimdi evde olsak aynı adamları teker teker yine göreceğiz değil mi? Yani bunlar reyting aldığı sürece orada olacaklar yani yapacak bir şey yok. Ama şu da var, dikkatinizi çekmiştir. Bazı konuklar böyle bir yıldız gibi parlarlar, sonra birdenbire düşerler. Bu adamın yayınları reyting yapıyordu arkadaş, niye birdenbire gitti diye belki içinizden bir izleyici olarak sormuşsunuzdur. Onun da sebebi %90 şudur değerli dostlar, reytingi düştü falan filan değildir. Sunucuyla arası bozulmuştur. Açık 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 net söyleyeyim. Yapımcıyla dalaşmıştır. Hiç abartmıyorum. Yolda gelirken karanlık şoförüyle kavga etmiştir. Ya da ondan daha yüksek reyting alan, hemen hemen aynı şeyleri söyleyebilen, her konuda konuşabilen, her bolardan bir tanesini bulmuşlardır. Onun için onu saf dışı. O da şöyle olur. Önce çok popüler kanallar, sonra bakarsınız ikinci sınıf haber kanalları. Ondan sonra da zaten yok olup gitmiştir. Başka da bir nedeni yoktur. Yani bütün bunları yaşamadığı ve reyting aldığı sürece adam 50 senede çıkar oraya. Bence. Üçüncü şey, organik. Şimdi o da şöyle bir şey. Organik sertifika veren kurumlar, Tarım Bakanlığı'nın bu konuda çok ciddi bir denetim yaptığını söyleyeceklerdir. Organik ürün üretenler o sertifikayı aldıktan sonra az önce dehşet işler yaptığını söyleyeceklerdir. Satan da aynı şekilde etiket tebliğine son derece uygunuz, biz bizi Çalışma Bakanlığı dahil 50 kişi denetliyor diyecektir. Bu nedenle bir muhabir arkadaşımın bana kalırsa, biraz da düşünüyorum bir açılım sağlayabilir ama aklıma gelmedi inan ki. Yani bunu özel bir laboratuvarda bizim yaptığımız gibi denettirmekten başka bir şansı yok. Bu tadarak anlaşılacak bir şey değil. Herkes de kendi yaptığı işin en doğru olduğunu söyleyecek. Çünkü ticari kar elde ediyor o işten. Bunun inanın başka bir yolu yok. Ha tamam. Aynen. Yani hani bir kandırmaca, aldatmaca, böyle hani bir şey yok, altyapısı yok ve çok diyorum ya, bazı kelimelerde çok umarca. Nasıl? O zaman gerçekliğini yitiriyor. Tabii. Gerçekten olan bir şeyin de gerçekliğini yitiriyor. Yani değerini yitiriyor. Gerçekten organik olan ürünlere yazık. Şey yönetsek olabiliriz belki, bilmiyorum hani siz. Estağfurullah. Yani bazı ifadeleri çok böyle geniş yüzler kullanmamamız gerekiyor. Çok doğru. Harikasınız. Şimdi bir yasa teklifi, hemen üstad iki cümle sonra. Bir yasa teklifi vardı. Bütün yayıncılar çok eleştirdi. 2 sene, 3 sene önceydi, hatırlar mısınız? Ya kardeşim, televizyona çıkan herkes de her şeyi konuşmasın. Özellikle Tarım ve Gıda da her şeyi konuşmasın. Bunun Tarım Bakanlığı bünyesinde bir kurulu olsun. Eğer yanlış bir şey söyleniyorsa bunu denetleyelim dendi. Herkes basını sansürlüyorlar falan dedi. Bakın yiğidi öldürün hakkını yemeyelim. Ben o yasanın çıkmasını tavsiye eden çok fazla sayıda yayın yaptım sırf bunlar olmasın diye. Çünkü gerçekten yani emeğini, alın terini bu topraklara akıtan, gerçekten o ürünleri üreten çiftçimize de çok yazık oluyor. Bir de tüketici kendi üreticisinin ürettiği ürünlere güvenini kaybediyor. Şimdi diyorlar ki işte tohumun işte %90'ı ithal. Yok yok öyle bir şey, ben işin içindeyim, biliyorum. Şimdi bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? İnanınız. Arka planında onların şöyle şeyler var. Gerçekten Türk tüketicisi, Türk üreticisinin ürettiği ürünlere güvenmesin ki biz zaten gübreyi, mazotu,
ilacı, yemi ya da ham maddelerini ithal ediyoruz. Ürünün kendisini de ithal edelim diye bize küstürüyorlar. Öyle bir kurulun kurulması bence son derece önemli. Ha bu ileride biz bu siyasal yapıya güvenmiyoruz, bir sansür mekanizması haline geldiği andan itibaren hepimiz buna karşı çıkmalıyız. O başka bir konu ama en azından teorik açıdan böyle bir kurul olmalı. Ve asıl buna hem çok değerli muhabir dostlarım hem de o haberleri yayın onayı verenler biraz da karşı çıkmalı. Ya pazara gitmişsin verdiğin örnekten hareketle. Efendim bu pazardaki bütün ürünler işte doğal organik köy pazarındayız şu anda diye yapıyorsun reklam. Hayır, alakası yok. 3 gün önce ilaç atılmış tarladan, yasal bekleme süresi 7-8-10 gün, tarım yapanlar daha iyi bilir. Olgunlaşmış, hemen pazara yetiştirin diye sen de orada doğal diyorsun. Nereden biliyorsun? Yok. Bunu denetleyen şeyi yapan da yok yani. Yayıncılık açısından denetleyen de yok. Bu doğal mı gerçekten diye. Veriyoruz yani, ondan sonra gidiyoruz o köy pazarına eğer yapılsa. Biz de hiç doğal ürünümüz kalmıyor. Öyle de bir şey yok. Ben size bir şey söyleyeyim üstadım. Çok özür diliyorum. Avrupa'da en az ilaç kullanan ülkeyiz. En az tarım ilacı. Ona ilaç da denmiyor. Ben zehir demek istiyorum ama öyle diyor. Hani kitap öyle diyor, öyle değil. Biliyor musunuz? Buyuz. Yani daha çok iyiyiz. En az gübre kullanan ülkeyiz. Bu tarımı çok iyi biliyoruz. Doğal yaşamdan falan paramız yok alacak. O nedenle ama hala çok ciddi bir potansiyelimiz var. Biz kendi ürettiğimiz ürünlere güvenelim lütfen. Her şeye, her şeye, her şeye rağmen. Ama söylediğin sorunun cevabı bence gerçekten bağımsız otoritelerden oluşmuş bir kuruldan geçiyor. Yani bugün radyo televizyon üst kurulu nasıl bir mimikten bile ceza verebiliyorsa bunun da hakikaten bağımsız bir kurumu olmalı. Sen kamerayı kapat abi, bundan hiçbirini yayınlayamayacağız. Kardeşim espri yapıyorum, takdir senin tabii ki. Buyurun efendim. Teşekkür. Ben önce bir açıklamam yapıp ondan sonra soruyorum. Estağfurullah. Şimdi iktisadi gelişme ile iktisadi kalkınmanın birbirinden çok farklı olduğunu görmemiz lazım. Hani kendimizi Avrupa'yla ya da başka ülkelerle kıyaslarken gözden kaçırmamamız gereken bir şey. Hani iktisadi gelişmede tamamen niceliksel şeylerden söz edilir. Örneğin Hollanda diyoruz, 1600'lerde başlamış tarımsal üretime ve plan üretime. Şu anda onlar için sadece ülke içinde verimli değil, ülke dışında da ekonomik olarak elde edecekleri kazanç önemli. Şöyle örnek diyelim. Kesme çiçeğin büyük bir kısmı mesela Türkiye'de üretilir ama kesme çiçek borsası Hollanda'dadır. Fındığın büyük bir kısmı Türkiye'de üretilir ama fındık borsası Almanya'dadır. Yoksa şöyle bir yanlışa düşmeyelim. Hollanda Türkiye'den daha çok üretim yapmıyor. Ama onun kontrolünü yapıp dünyaya dağıtıyor. Yani ölçek olarak bizimle kıyaslanmayacak kadar az üretiyor. Ama bizden kat kat fazla kazanıyor. Çünkü o iktisadi gelişmesini tamamlamış. Fakat biz iktisadi kalkınma sürecinde olan bir ülkeyiz. İktisadi kalkınmada niteliksel değişim gerekiyor. Yani yapısal olarak hem ekonomik, hem sosyolojik, hem kültürel, hem siyasi bir dönüşüme ihtiyacı var ülkenin. Yani şöyle söyleyeyim, çiftçi tanımı ilk ortaya çıktığında çiftçi sadece geçimlik üretimi, geçimliği kadar üretim yapan hane halklarına söyleniyormuş. Ama artık üretici ihtiyaçtan fazla üretip satan bir şey. Cumhuriyet'ten sonra bu yapısal dönüşümlerle ilgili sürekli çalışmalar yapılmış ve yapılıyor. Ve çok da azımsanmayacak bir noktadayız. Ama hala benim gördüğüm kadarıyla hem verimlilikte hem de ölçekli üretimde büyük sıkıntılar var. Şimdi soruma geçeceğim. Bu anlamdaki bizim en büyük yapısal sıkıntımız nedir? Yani üreticinin bilincinden kaynaklı olabilir, girdiye ulaşımında olabilir, ölçekli üretim sorunu olabilir, destekleme sorunu olabilir, planlama sorunu olabilir ya da bu işleri organ edecek kurumsal yapıların eksikliği ya da var olanların işlevsel olarak yetersizliği. Sizce yıllardır Türkiye'de bu sektörde var olan ve her şeyi yakından izleyen biri olarak en can alıcı öncelik ve eksiklik hangisidir?
ya da hangi? Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu arada saydığınız 7-8 maddenin hepsinin altına imza atılır bu bir. Dedim ki içimden inşallah kıymetli üstadım bunu ek yapmamı istemez. Çünkü yok. Yani onlar sorunlar. Allah'tan öyle demedi de bir öncelik sırası yap dedi. Çok teşekkür ediyorum beni kurtardığınız için. Bir, saydığınız son madde efendim bana göre bir. Siz de sanırım önem sırasını tersine göre yaptınız. Aynı fikirdeyiz. Bütün bu saydığınız sorunları çözücü kurumsal bir yapının en büyük teşkilat, taşrada en büyük teşkilat Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Ormanı da içine katarsak tabii ki. Olmasına rağmen ne yazık ki çok fazla denetim yapamaması. Ama bence birinci sırada, ikinci sırada daha doğrusu şu yatıyor. Türkiye'de tarım alanları ekonomik üretim yapabilecek düzeyde değil. Çok küçük, parçalı. 40 dönüm, 50 dönüm, 60 dönümlerden bahsediyoruz. Bu dönüm de tek parça olsa yine iyi. 7-8 parçadan oluşmuş dönümlerden bahsediyoruz. Belki bilmeyen genç dostlarım vardır. Biz 7-8 parçaya bölünmüş 60 dönümlerden bahsederken Amerika'da tek parça 1600 dönümdür. O da ortalama çok daha büyük alanlarda üretim yapılır. Dolayısıyla ekonomik üretim yapılır. Avrupa'da hakeza Amerika kadar olmasa da 1000 dönüm civarında ülkelere göre değişir ama dolayısıyla bizden çok daha büyük alanlarda üretim yaptıkları için ve çok örgütlü oldukları için Türkiye'deki en önemli sorunlardan bir tanesi de tarımsal örgütlülüğü nitelik açısından çok yetersiz olması. Nicelik çok var. Her taraf kooperatif. 5000 tane kooperatif var. Hepsi tabelada kalmış. İçi de boş. İki de sandalye yapmışlar. Adı kooperatif. Devletten destek almak için kurulmuş fason yapılar büyük bir bölümü. Ama dediğim gibi nicelik açısından çok az. Arazi toplulaştırılması çalışmalarına hız verip onların başına da örgütlenmiş bir üreticiyi koyarsak, bugün Google'a kooperatifçilik yazıldığı zaman karşımıza çıkan üçüncü makale komünizmle ilgili bir şey olmazsa, bunu sağlayabilirsek çok şey başarırız üstadım. Çok şanslıyız yani bu konuda. Ben böyle elimde olduğu kadar İngilizce yayınları da takip etmeye çalışıyorum. Şu son yaşadığımız küresel ısınmanın artan etkileri 2050 yılına kadar bu şiddette devam ederse bilim adamlarının üzerinde uzlaştığı 3 farklı senaryoya göre de en şanslı ülke, en şanslı coğrafyanın içerisinde biz varız. Yani üretim kuşakları falan kayacak, Karadeniz'de belki dağları düzleştirip buğday ekeceğiz, burası da çöl olacak ama bütün dünyaya baktığımız zaman gerçekten en avantajlı konumda bu olacağız. Dediğim gibi bizim çok ciddi bir örgütlü yapı ve arazilerin bir an evvel çiftçinin hiçbir hakkı gasp olmadan, mevcut arazi toplulaştırma çalışmaları çiftçinin hakkını çok gasp ediyor, bilenler bilir. Bunu sağlamamız lazım. İşi ticarete çok fazla dökmeden diyebilirim efendim. Buyursunlar. Yayında ve yorumda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyor. Huzurlarınızda saygıyla ayrılıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Hatamız olduysa affola. Görgümüz, bilgimiz bu kadardı. Bu kadar aktarabildik efendim. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Çok sağ olun.